Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Yangi yil nişanlanışlık hakkında savol verdiler. Bizdeki bir Uzbek bo'lsin, Orta Asya milletleri, ne fakat Orta Asya milletleri, belki hatta Arap milletleri içinde ham. Ve her kendi dünyanın kaysi çekkesi de bo'lsin, şu Müslüman ben degen insanlarda bir içide bir terkagen balalardan biri yani şu. Yangi yil degen bir künnü bayram kılıp nişanlaştık. Bu Müslümanların kurkurana taklit eden kil çıkanlarsa. Dünyada kaysi ki bir nizam üstün bosa, mana şu nizamın hemme bayramı var mı, kaygısı var mı, yaxshiligi bormi, yomonligi bormi insonlarga kirib keladi. Mana bugungi kunda g'arb butun dunyoga o'zini ustun qilib ko'rsatgandan keyin odamlar uning bayrami kuni bormi, qayg'usi kuni bormi, xursandchilikmi, xafachilikmi hammasini g'ul-quruq o'zlariga olib bayram qilib olgan va qayg'u qilib olgan. Bir musulmonlarga tegan balolardan biri. Aslida bu mavzuga kirishdan oldin musulmonlarga Allohning bir so'zini aytib qo'yamiz. Qalbida zarracha iymoni bo'lgan odamga va zarracha o'zining g'ururi, musulmonlik g'ururi bo'lgan odamga shu oyat kifoya qiladi. Ulamolar aytganidek, mu'min insonga bitta dalil kifoya. Munofiqqa esa mingta dalil keltirsang ham, mana bunga nima deysan deb turaveradi, tortishaveradi sen bilan. Bitta oyat keltiramiz. Alloh taolo oyatda aytadi: "Ha antum haula tuhibbunahum va la yuhibbunakum." Voy sizlar degan. Musulmonman degan insonlarga xitob qilgan. O'shalarni yaxshi ko'rasizlar. Bir o'ylab ko'ringlar qani ular sizlarni yaxshi ko'radimi degan. Shu savolni bersin hamma. Sen shu yahudiyning bayramini, nasroniyning bayramini bayram qilyapsan. Bu degani sen shuni yaxshi ko'rayapsan degan. Yomon ko'rsang qilmasding bayram. Tuhibbunahum va la yuhibbunakum. Lekin ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Qachon bir yahudiyni ko'rdingki, hayit bayramini nishonlab yurganligini? Qachon bir nasroniyni ko'rding hayit bayramini nishonlab yurganligini? Yoki kelib seni tabriklaganini? Yoki sen hayit bayramini bir yahudiyni oldida ko'ksingni kerib baqirib Allohu akbar, Allohu akbar deb nishonlab oldingmi? Yoki bir nasroniyni oldida hayit bayramini Allohu akbar, Allohu akbar deb baqirib nishonlab oldingmi? Yoki berkinib bir masjidda 4 kishi bilan zo'rg'a bir hayitni o'tkazib oldingmi? Ha antum haula tuhibbunahum va la yuhibbunakum. Ana bu Allohning so'zini tasdiqiki, voy sizlar o'shalarni yaxshi ko'rasizlar, lekin o'ylab ko'ringlar, ular sizlarni zarracha yaxshi ko'rmaydi degan. Shu kifoya aslida bir zarracha men musulmonman degan odamning bir izzatiga, ko'zini ochishligiga aslida shu kifoya bir. Lekin bu shunchaki qilgan qilmagan degan masala bo'lganda ham qaniydi, iymon kufr masalasi bu. Notavonlar chiqib olib bu gaplarni eshitib tushunmaydigan qalbi g'aflat bosgan odamlarga aytilayotgani yo'q bu. Shu haqni izlayotgan, iymonni izlayotgan, Alloh nima degan ekan shuni men bir eshitay, amal qilay, Rasuli nima degan ekan shuni bir eshitay, amal qilay deyotgan odamlarga. Ammo qalbini g'aflat bosgan odamlarga Alloh taolo aytgan so'zni aytib qo'yamiz. Wa in ja'atuhum kullu ayatin la yu'minu biha. Har qancha minglagan oyatlarni keltirsangiz ham ularga unga iymon keltirmaydi. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Chunki ular kasb qilgan gunohlari ana shu harom xarishni bayram ekan, boshqa ekan deb yeyverganligi qalbini qamrab ularni g'ubor bostirib yuborgan o'q odamlar. Bunoq odamlarga tegishlik emas bizning gapimiz. Haqni izlagan insonlarga tegishlik. Alloh taolo Qur'onda mu'minlarning sifatini aytadi. الذين لا يشهدون الزور kim umumlar desa ularki buhtonga guvoh bo'lmaydiganlar degan. Bu buhton nima? Mujohid rahimahulloh tobiinlarning imomi, tafsir ilmining tobiinlar ichida eng kuchli ulamolardan biri Mujohid rahimahulloh aytadilarki, bu oyatdagi buhtondan maqsad mushrik kofirlarning bayramlari deydi. Alloh mu'minlarni sifatlaganda mana shu sifatini ularni o'rtaga qo'yib sifatladi. Ular buhton bayramlarga guvoh bo'lmaydigan insonlar dedi.
Allah Resulü bayram kılıp yürümeken her kendi bayramını siz bayram kılıçlıkız aslında buhtan. Çünkü bizde hırsançılığı da Allah verirdi. Ellezî azhaka ve abka. Huve azhaka ve abka. O yette etkendik. O zat küldürer bizde. O zat yığletedi bizde. Allah verirdi bizde hırsançılık gününü ham. Kaygı gününü ham. Uşa belgilep verirdi. Bu buhtanlığı yine bir delil ki Anas ibn Malik radıyallahu anh rivayet kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgende Yahudlarını bir iki gününü taptılar. O şu iki günde ular oyun kürgü kılışardı. Bu kandı gün dediler. Ular dedi ki biz cahiliyette hem şuna kadar oyun kürgü kılardık şu günler. Bayram günlerimiz değişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Allah sizlerge bularının bu iki gününden göre yakşırak iki gününü bayram kılıp yürüyen dediler. Allah sizlerge kad abdelekume kad abdelekum bihime hayran minhume hadisinin lafzı aynı şuna kayı. Allah sizlerge bu iki günün ivazıge bu iki günden de yakşı günlerini ivaz kılıp verdi diyenler. Oy natamallar indi bana şu yenge yenini bayram kılıp yürüyenler ivaz kılıp Allah birgen narsani qaytarib olib yoki rad qiladigan odam bu qolishdan qo'rqmaydilarmi? Ivaz qilib nima degani? Masalan, men sizga mana bu bir narsani sotaman bozorda. Men sizga bir narsani sotaman bozorda. Keyin shu narsani ivoziga sizga haq to'layman. Endi tasavvur qilingki, shuni haqni olib, keyin shuni yeb ichvorsam-da, keyin yana shu narsani sotgan odamni oldiga borsam-da menga shu pulimni qaytarib berasan deb tursam. Ha, narsa qani desa yo'q, narsani men yeb ichibordim, yo'q, menga pulimni ham qaytarib berasan. Bu ahmoq inson bir jinni insondan boshqa hech kim inson bu ishni qilmaydi. Balki sotib olgan narsasini qaytarib borib, shu menga yoqmadi deguncha ham yer yorilib yerga kirmasdan yalinib yolvorib shuni qaytarib oling, menga yoqmadi shu narsa. Shu deb haligini zo'rg'a qaytarib oladi. Rasululloh aytayaptilar ki, Alloh sizlardan bu Yahud nasroniylar bayram qiladigan kunlarni oldida ularga ivoz qilib sizlarga ikkita bayram berdi dedi. Qaysi yuz bilan hayitni ham bayram qilaman, ikkita hayitni ham bayram qilaman deysanda, o'sha hayitni yib ichib olib Allohni bayramini qabul qilib, yana Allohga ivoz qilib bergan narsangni qaytarib olib, keyin men endi yangi yildan bayram qilaman deysan. Alloh sizlarga almashtirdi dedilar. Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Alloh taolo oyatda aytgandek, shunday bir bo'lmag'ur narsani Alloh sizlarga yaxshi qilib bergan narsaga almashasizlarmi degan. Oyat bu, Allohning so'zi. Yana takror aytaman, bu ham shunchaki almashish, shunchaki gunoh bo'lganda qani edi? Balki bu insonning iymon va kufr masalasiga olib boradigan gunoh. Çünkü Allah Teala ayette aytadi: "La tajidu qauma la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula." Bir insonlarni hech topa olmaysizki Allohga va rasuliga qarshi chiqqan insonlarga qalblarida mehr muhabbat bo'lishligini degan. Ya'ni yer yuzida shunaqa inson bo'lishi mumkin emas. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganman deydida, shu bilan birga qalbida Allohga va oxiratga kofir bo'lgan mana shunga Yahud nasoniga o'xshagan odamlarga mehri bor. O'shalar bilan aloqasi bor qalbida. Unaqa odamni topishligingiz mumkin emas deyapti. Lekin demak siz agar bir insonni tavosangizki 5 mahal namoz o'qiyapti, roza tutyapti, zakot beryapti, o'zicha hajga borib kelgan hoji bova, hojivona ana. Lekin qarasangizki Yahud nasroniyning bayramini bayram qilib o'tiribdi. Yahud nasroniyning bayramida xursand bo'lib chapak chalib bayram qilib o'tiribdi. Oy bu mana bu ogohlantirgandan keyin ham bu nasroniyning bayrami ekan bu, Yahudiyning bayrami ekan degandan keyin ham o'ziga bo'lmag'ur fatvolarni to'v olib, ha xursandchilik bo'lsa nima qildi? Din xursandchilikdan qaytarganmi degan havoy nafs orqasidan yugurib, mana shu narsada Yahud nasroniyga o'zi bilgan bilmagan holatda mehr muhabbat paydo qilyapti. Chunki birovni bayramiga ergashib mehr muhabbat paydo qilish deyiladi. Buning dalili shuki, o'sha kunda insonlar bir-birini tabriklaydi. Nima uchun tabriklaydi? Chunki bir-biriga mehr muhabbat paydo qiladi.
Demek tebrikler, o günü bayram kılış, ortada bir alaka varlığının alameti buladı. Allah ayeti yaptı ki, ona kanka insan tapış mümkünmez diye. Kim tapsa, demek bu insan mümkünmez diye. La tecidü, siz tapalmıyorsunuz diye. Allah ki, ahiret ki iman kilitirgen adamını, o şuna kanka insanlardı, şuna kanka kılıp dost tutuyor kendini. Kim taptım dese, iki resimden biri buladı. Ya, şuna kanka Yahud Nasrani'nin tapken buladı, ya ki, Müslüman bende öyleyken, lakin o Yahudi Nasrani'nin gelmeyi koyan insanı tapken buladı. Umar radıyallahu anh'a etkiler, İyyakum ve ratanatul acim ve huzuru kenaisihim fi yevme ayadihim. O isler diyen. Bu acemlerini diyen de yani Arap bulmagenler. Arap bulmagenler o zamanda bana Fars, Rum, şuna kanka insanlar kafirler bugün yani. Şuna kanka Fars ve Rum'nı bu alciregen tillerini organiştan ogah buluyorlar diyen. Karayın. Aslında şeriyette kafirler tilini organiş kaytarılmagan. Belki gahıda büyürülgen hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zeytke etkilerdik. Teallem lugatel yahud. Yahudlar lugatını organ. Ben çünkü ularga işanmıyım ben. Uzgartış mümkün kitaplardan digerler. Lekin Umar radıyallahu anh hazı agahlantı yaptılar ki agah buluyla ularının tillerden de yaptı. Bu Resulullah'ın sözü ki tizkeremez mi? Yok tizkeremez. Umar şundan agahlantı yaptı ki hazırki kündeki bizdeki insanlarga okşakan insanlarda kılıkdan agahlantı yaptı. O'zicha o'zini bir yahudga taqlid qiladi, inglizcha gapiradi. O'zicha bir madaniyat, ruscha gapiradi. Hammasi o'zbek, o'tirib olib ruscha gapiradi. O'zicha bir madaniyat, o'zicha rivojlanganlik. Ana shuni Umar roziyallohu anhu aytayapti, "Ey, bunaqangi ajam tilidan, ya'ni kofir tilidan ogoh bo'lgin", deyapti. "O'zingga faxr qilma bu tilni, o'rganma emas, o'rgan, o'zingga faxr qilma, odamlarni oldida shu bilan o'zingni ko'rsatma." Va ularning bayram kunlarida kanisalarga kirma degan. Kimdir aytishi mumkin, bayrammas kunda kirish mumkinmi? Bayrammas kunida kirishligingiz aslida bu narsa ibodat uchun emas, ya'ni shunchaki kirishligingiz kerak bo'lsa, masalan, islom mamlakatida yashalgan bo'lgandan keyin nasoniylar, yahudiylar jizya to'lab yashaydi. Musulmonlar ularning kanisasiga kirib namoz o'qishligi ham hattoki ba'zi rivoyatlarda ruxsat kelgan. Ularga kirib yoki da'vat qilishligingiz yoki ularni kirib tekshirishligiz. Lekin ana shu bayram kunda kirma degan, toki ularni bir bayramini tabriklagan kishi bo'lib qolma degan. Bunaqa oyatlar, hadislar, ulamolar so'zlari nihoyatda ko'p. Bu narsadan ogoh bo'lish kerak. Odamlar hamma tanigan bilganini ogohlantirish kerak. Bu xursandchilik bo'lsa nima qilibdi degan gap ketmaydi. Inson shu xursandchilik yoki qafalik bilan gohida oxirati va dunyosi uni hal bo'lib ketadi. Allohdan qo'rqish kerak, bu narsalarda yig'ishtirish kerak va insonlarga shu bayramni qilishlikka sabab bo'layotgan narsalarni undan oldin yig'ishtirib qo'yish kerak. Nima desa, televizor, internet, kino serial, kinofilm degan narsalar. Nima uchun bizni qalbimizga shu kunni bayram qilish kirib qolgan? Nimaga odamlar yaxshi ko'radi? Iloji yo'qdek go'yoki shuni baribir bir narsasi kamayib qolgandek bo'ladi. Qanday bo'lar ekan shuni qilmasak? Chunki ana shu kinoserial, kinofilm degan narsalar izini taniganidan beri insonlarga qo'ylaverib, qo'ylaverib, mana shu kunlarda o'sha narsani bir ramz sanab qolgan o'sha kunda shu ish bo'lish kerak go'yoki. Bu fitratini buzib yuborgan odamlarda ya'ni. Mana shu kofirni e'zozlashlik degani. Bir bayramini qilmasdan o'zingni kamtik his qilib qo'yibsan. Shunaqangi xor musulmon bo'lib qoldingki, bir kofirni bayramini qilmaganligi uchun o'zingni kamtik his qilib qolyapsan. Aslida holbuki Alloh taolo oyatda aytganki, "Va yajidu fikum ghilla." Ular sizlardan bu masalalarda qattiq qo'llikni topsinlar degan. Allohu a'lam.